Birinci sınıfın sonunda tanıştım oyunculukla. Şans eseri, tesadüfen. Nasıl? Hiçbir şey imkansız değildir. Bence yapılır yani. Cesaretin yoksa kaybetmeye mahkumsun. Bunu biliyor falan. Güzel bir enerjimiz var. Kafa dengiyiz. Sesinin güzel olduğunu ne zaman fark ettin mesela? Sesimin güzel olduğunu düşünmüyorum bu arada. Normal şartlarda hiç ağlamayan bir insanım. Ağlayamayan bir insanım. Çok duygusalım ama ağlayamıyorum. Çok güzel bir çocukluk yaşadım ama çok fazla acı olay da yaşadım. Ya benim böyle bir projem var kafamda, bir gün gerçek olur mu diye kimseye söylememiştim, anlatmamıştım. Zaten söyleseydin olmazdı biliyor musun? Evet. Herkes memlekette, markette, kasada duruyorum zannederken fragman paylaşınca şok oldular. Senin bundan sonra telefonun yok deseler siz bilirsiniz. Kıskanç biri misin? Var biraz. 10 üzerinden kaç? 10. Biraz. Destekleri, sevgileri çok yürekten, çok içten. Bunu da çok güzel hissediyorum ve bunun karşılıklı olduğunu bilsinler istiyorum. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Barış Baktaş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. İkimiz de trafikte kaldık, geç kaldık. Ben yolda senin de geç kaldığını öğrenince biraz rahatladım. Rahatladın evet. Değil mi? Ben de bana söylemedi gerçi Ayça geç kaldığını ama bir telaşla, bir koşturmacayla şoföre diyorum ki ne olur basar mısın? Bayağı basarak geldi. Sonra ben korktum, diyorum ki bunun kemeri nasıl takılıyor, onu takmaya çalıştım falan. Ama her şey yetişmek içindi. Ama bugün biraz da sen bizim misafirimizsin. Evet, ben bugün sizin biraz misafir oldum. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Çok şükür, iş güç, koşturmaca, tempo. Değerli seyircilerimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sürprizler var. Dizden bahsedeceğiz. Biraz böyle seni tanıyalım öncesinde. Nasıl bir çocukluk geçirmiştin diye şöyle en başından başlayayım. Uslu muydun, yaramaz mıydın? Bize bahseder misin biraz? Şımarık değildim ama çok yaramazdım. Yaramazlıklarım çok var yani. Evet, arkadaş, şu an bir ses duyuyorsunuz. O ses bir kedi sesi. Biz biraz bahçe alanında dışarıda bir... Davutmuş adı da. Yok, Davut'a sesleniyor. Davut'a sesleniyor. Bak, Davut diye bağırıyor. Ne yapıyorsun sen ya diyor. Çağıralım, programımıza dahil olsun. Buyur gel bizimle. Bayağı dertli. Çok sinirli ama şu an. Biz şu an onu rahatsız ediyor olabiliriz ama. Şimdi bu hayallerine giden yol bir kendi miydi? Onu merak ediyorum. Yani böyle bir anda önüne mi serildi bu dünya, böyle şans mıydı senin için, yoksa zorlu yollardan geçerek mi buralara geldin? Çok emek verdiğimi söyleyebilirim. Kendimi geliştirmek için bir yerlere vardığımda ya da bu fırsatı elde ettiğimde o güne hazır ve donanımlı bir şekilde gelmem gerektiğini düşündüğüm için hep çalıştım, emek verdim, kendimi geliştirdim. Hak ettiğimi düşünüyorum ama hak eden birçok insanın daha olduğunu düşünüyorum yani. İnşallah herkes hak ettiği yere gelir. Emek veren herkes emeğinin karşılığını tabii umarız. Emek olur. Varsa ekmek de vardır. Biraz da oyunculuk serüvenine değinmek istiyorum. Hani ilk projen nasıl, bu ilk projen miydi bu arada ya? İlk bunu dizi. Sorayım, ilk dizi. Evet. İlk nasıl girdin sektöre, hani o kısımlara birazcık değinsek. Hani üzerine okudun mu yoksa neden? Okumadım ama okurken tanıştım oyunculukla. Ne okuyordun? Muhasebe ve denetim. Muhasebe. Denetim daha doğrusu. Neden muhasebe? Babam istediği için. Mali müşavir olmamı istiyordu. Biraz garantici bir adam. Bir altın bilezik olsun istiyor aileler, evet, değil mi? Evet. İlgin var mıydı bu arada? İyi yaparım. Ama ilgim yok. İşimi iyi yaparım. Zaten küçük yaştan beri ticaretin içinde olan bir insanım. Ailemden dolayı, evinde büyüğü olarak. Başarılıydım. Okulu da üçüncü olarak bitirdim. Bölümümü daha doğrusu. O süreçte zaten birinci sınıfın sonunda tanıştım oyunculukla. Şans eseri, tesadüfen. Nasıldı? Bir kuzenim var, aynı zamanda avukatım. Bir iş ajansıyla çalışıyordum, canım sıkılıyordu. Ben boş durmayı seven bir insan değilim. Çalışıyordum iş ajansıyla. Fuarlarda falan çalışıyordum. İşte nasıl geçti falan diye sordu birinci sınıf. Çalıştın mı bir yerde diye. Evet dedim, bir ajansla çalışıyordum derken ne ajansı, oyunculuk ajansı mı dedi. Yanlış, ajans kelimesinden çıktı ortaya. Yo dedim, ne alaka? Niye yapmıyorsun dedi. Niye sen yapmıyorsun lan? Ben de o yüzden yapmıyorum dedim yani. Hiçbir ilgim yoktu aslında. Aklına orada düştü yani. Mesela küçüklüğümden beri kamerayı kurup videolar çeken bir insanım. İçinde vardı o senin. Ya aslında onu yapıyormuşum. Yaptığım şeyin ne olduğunu bilmeden yapıyormuşum. Niye yapmıyorsun, etmiyorsun falan. İstemiyorum dedim. Yani istemiyorum dedim. Gerek yok falan. Gidip bir ajansa başvuruda bulmuş benim adıma. Ya. Benden habersiz. Aradılar, gitmedim. Tekrar aradılar, tekrar gitmedim. Sonra bir boşluğa düştüm. Sınavlardan falan çıkmıştım. Finaller bitmişti. Arkadaşlar biri şuraya, biri oraya, memleketlerine falan gitmişlerdi. Benim de biraz işlerim vardı. O süreçte boştum. Tam ya yarın ne yapsam? Pazartesiye bekliyorum çünkü. O gün bir cumaydı. Hafta sonu nasıl geçirsem, yarın ne yapsam, nereye gitsem diye düşünürken telefon geldi. Yarın ajansa gelir misiniz diye. Ben sırf günümü değerlendirmek için gittim. Vakit geçsin diye. Ya bu kadar olur. Şansa bak. Gittim. Döndüm. Eve dedim ki bugünü atlattık dedim. Yarın ne yapacağız? Bir saat sonra tekrar aradılar. Yarın bir set var. Şöyle şöyle. Ben dedim bak sakalımı kesmem. Ona göre. Kırmızı çizgim yok, diyorsun. Yok dedi, sivil polis rolünde oynayacaksın.
Tamam dedim, olur. Gittim. Sonra dedim ki ne kadar güzel bir yermiş burası. İşte analiz ediyorum insanlar ne yapıyor böyle buradaki gibi, işte size baktığım gibi. Ya diyorum ki kulaklık takmış bir şeyler falan var. Bu ne işe yarıyor, şu ne işe yarıyor. Oradan biri bum tutuyor. İşte jimjipler vardı, panterler vardı, bir şeyler vardı. O zaman bilmiyorum tabii ne olduğunu, ne yapıyor, ne işe yaradıklarını. Benim için inşaat malzemesi. Benim gibi ilk defa gelen birçok insan vardı. Herkes öfleyip öflerken ben çok mutluydum orada. Hatta telefonumu çıkarıp onlarla videolar çektim. Koreografiler yaptım. Hani polis rolünde oynayacağız ya. Silah var, şey var, yelekler var, üniformalar var. Senaryo çizdim. Ona şey yaptım, fotoğraflar çektim, bir şeyler. Gün çok güzel geçti. Senaristlikle düşünür müsün bu arada? Öyle bir anlattın ki ben aklım, hani bir yönetmenlik, senaristlik. Kendi filmimi yapmak istiyorum bir gün. Neyse, o şekilde 1, 2, 3, 4 derken zaten sıkılan bir insanım. Ajansla başka işler yapıyordum. Bu işi yapayım dedim. Ama şey de yoktu. Hani şu an ben okul okuyorum, bitene kadar. Gibi düşünüyordum ama vazgeçememeye başladım o işten. Ama okulumu da aksatmamam lazım. Bir gün babamdan bir şey rica ettim. Bir iş kurmak istedim. Ciddi bir iş yani, çünkü ticaret yapmaya o kadar alışkınım ki bir iş yapmam lazım. Hani yer kurmam lazım. O da ben İstanbul'da kalmayayım diye, okul bitince döneyim diye dedi ki ya dedi sen oyunculuk falan yapmıyor musun? Git oyunculuk yap dedi. Sırf İstanbul'da kalmayayım diye. Ama nasıl bir şeyin içine attığını farkında değildi. Değil. Dedim ki baba o işler öyle olmaz. Abi, bu işin şu an ben amatör kısmındayım. Hı-hı. Eğitim almak lazım, kendini geliştirmen lazım. Ve bu işin de eğitim anlamında bir sınırı yok. Yine aynı sebepten bir iş kurmayayım diye. Git dedi ben vereceğim parasını. Eğitim neyse. Ben ciddiye almadım tabii. Sonra bir gün bir yerde bir broşür gördüm. Çok da güzel bir eğitmen kadrosu vardı. Orası olmadı diye şu an kim olduklarını söylemeyeceğim. Ya dedim bu insanlardan ben eğitim almak istiyorum gerçekten. Gittim. Oradan eğitim aldım. Derken ben bütün ajanslardan kaydımı sildim. Ve kendimi geliştirmeye odakladım. İşte at binmeyi öğrendim. Kılıç kullanmayı öğrendim. Kamera önü, aksiyon, dövüş eğitimleri aldım. Dans etmeyi öğrendim vesaire. Gibi gibi geliştirdim. Artık başlamaya, hani artık oldum gibi bir şey yok zaten bu işte de. Artık başlamaya, bir yerden bir adım atmaya hazırım dediğimde çalışmaya başladım. Tekrardan insanlarla iletişim kurup ben hazırım. Ben artık bu işi varsa yapacağım. Bir şeyler oynayabilirim. Üstesinden gelmeye hazırım yani. Bir de benim şeyim var, bir huyum var. Hiçbir şey imkansız değildir. Bence yapılır yani. Bence de. Cesaretin yoksa kaybetmeye mahkumsun. Bunu biliyor falan. Öyle. Sonra kan çiçeklerine dahil oldun. Arada belki vardır yine başka şeyler ama. Ben kan çiçeklerine dahil olmadan önce belki de bana hiç uymayan bir karar aldım. Karakterime uymayan bir karar. Umutsuzluk. Artık herhalde yapamayacağım. Çok uzun süre iş yapamamıştım çünkü. Hikayeyi hatırlıyorum, anlatmıştın sanki. Evet. Batman'a yerleşmiştim zaten. Neredeyse 8 ay falan olmuştu. Bir de 8 ay sonra insan şey oluyor. Evet artık herhalde buradayım. Onun psikolojisine tabii, girince de süre. Şey oluyorsun. Bazı hayallerinden vazgeçiyorsun. Göremeyeceğim demek ki. Sonra benim tohum attığım kuru toprağa su döken Ayça Hanım'la tanıştım. Kendisi şu an burada. Kendisi de burada. Ayça bana bir mesaj attı. O mesaj sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel bir işe dahil oldum. Ne güzel. Ona çok teşekkür ediyorum burada. Sonra diziye dahil oldun. Sonra diziye dahil olduk. Birinci sezon bitti, ikinci sezondayız. Şöyle nasıl değişimler, dönüşümler yaşadın dizide? Neler oldu bu süreçte? Nasıl bir ortam var? Şöyle biraz senden dinlesek. Öncelikle ortamımızı kamera arkası görüntülerinden herkes çok iyi biliyor. Çok güzel bir ortamımız var. Hani normalde aile olmak zor bir şeydir. İnsanın kendi ailesiyle bile aile olması ya da o ilişki gerçekten samimi ve sıcak bir aile ortamında tutması zordur. Biz gerçekten o ortamdayız. Herkesle yani, sadece oyuncu kadrosu olarak değil. Yönetmenlerimizle, yapım ekibimizle, set arkasındaki bütün çalışanlarla, emekçilerle. Aile gibiyiz yani. Biri gittiğinde üzülürüz, ağlarız yani. Gerçekten. Evet. Benim zaten karakterimde şöyle bir şey var. Bunu çevremdeki herkes çok iyi bilir. Beni ilk anda tanıyan insanların çoğu da bilir. İçimden gelmeyen hiçbir şey yapmam.
İçimden belki de dizinin hani dizide Baran'ın sevilmesi ya da benim Baran'ı bir şekilde güzel bir şeye taşımam da bu sayede oluyor. Çünkü içimden geçeni yapıyorum ben. Barış olarak Baran karakterini seviyor musun? Seviyorum. Arkadaş olur muydun mesela onunla? Çok. Çok da saygı duyuyorum. Güçlü bir insan. Ve çok sabırlı. Baran sayesinde ben çok sabırlı bir insan değildim. Yani bir şey olduğunda ya da olacağı zaman yani gözüm dönebiliyor. Ama Baran sayesinde ben sabrı öğrendim. Şimdi bu arada Yağmur'la da bir röportaj yapmıştık. O da çok tatlı bir kız. Buradan da selam olsun ona da. Çok partner olarak çok yakıştırıldınız dizide. Hani böyle bayağı seviliyorsunuz. Çünkü her karakter birbiriyle uyum sağlayamayabilir ya. Bazen hani böyle görüyoruz dizilerde. Ya bu ikili olmamış hani diyoruz. Sizi bayağı böyle hani tamam hani bunlar olmuş dedirten karakterler oldunuz. O uyum yansıyor ekrana. Senden de biraz dinlemek isterim. İkili ilişki, samimiyet, insanların birbirini sevmesi ve onun da öyle bir insan olduğunu düşünüyorum. Anlaşamayacağım insan yok. Ya anlaşamayacağım yani çünkü bende biraz inatçılık da var. Mesela Yasemin herkesle konuşmaz. Benle konuşur. Ben onu kırarım. Bende öyle bir özellik var. Yani çünkü imkansız diye bir şey yok. Sen kimseyle konuşmayan bir insansan, ters bir insansan bunun da psikolojide bir karşılığı var. Bunun da bir sebebi var. Ben de sana senin dilinle yaklaşırım ve sen benimle konuşursun. O yüzden iyi anlaşmaya çalışıyoruz ve öyle bir şey de çok gerek kalmadı zaten Yağmur'la. Yani güzel bir enerjimiz var. Kafa dengiyiz. Hani... O da öyle uyumlu bir insan. Tabii. Eğlenceli. Ben de eğlenceliyim falan. Anlaşmamak mümkün değil ki. Tabii. Anlaşınca samimiyet oluyor. Samimiyet olunca enerji oluyor. Tabii. O enerji senin işine de yansıyor. Kameraya da yansıyor, sohbetine, muhabbetine yansıyor, hayatına, her şeyine yansıyor. Kesinlikle. Bazen duyuyoruz ya dizilerde böyle hani anlaşamayınca partner o diziye şeye de yansıyor birazcık. Birbirini sevmeyen iki insanın böyle birlikte iş yapması zor olabiliyor. Hani o tarz şeylerde sıkıntı olabiliyor ama Allah'tan siz öyle bir şey yaşamamışsınız yok, ki. Şey bile yok hani. Hani kıskançlık insan falan sevdiğiyle da bile, sevdiği insanla oluyor. Bile tartışıp o anda gıcık kapabilir. Evet kesinlikle bu arada. Yani Yağmur'la neredeyse hiç onu da yaşamadık. Mesela sahnem bitti. Bunu bu arada sormuş fanlar, oralara da geleceğiz ama ben zaten soracaktım. Mesela nasıl değerlendirsin o vakti? Mesela boşluğun var. Neler yaparsın boşta kaldığın zamanlarda? Dinlenirim. Bir sonraki sahnelere bakarım. Çalışırım, kurmaya çalışırım. Bu sahne, bunu nasıl yapsam, şurayı nasıl yapsam. Biraz yalnız kalmaya çalışırım. Öyle değerlendirirsin. Aynen. Çünkü çok boşluğumuz olmuyor zaten. Yoğun bir tempodasınız. Yoğun bir tempodayız. Repo bu sezon günü... zaten Baran Dilan senaryoda çok yoğunlaştı. Seyircilerimiz için yaptık bunu. Sizin için biraz daha çok çalışıyoruz ve bu yüzden de çok böyle ara gibi bir şey olmuyor. Boşluk gibi bir şey olmuyor. O boşluklarda da işte dediğim gibi zor, böyle duygusu yoğun sahneler varsa onlara odaklanmaya çalışıyorum boşlukları, onunla değerlendiriyorum. Repo günlerini nasıl değerlendirirsin? Röportaja gelmediğin vakitlerde. Repo'da da mesela bizde senaryolar 5 bölüm geliyor. Haftalık yani. Önümüzdeki hafta mesela oraya başlayacağız. Baştan sona bütün hikayeyi okuyorum. Öncelikle gidişatı takip etmek için. Çünkü gün içerisinde çektiğin sahnelerin o anda gidip öncesinde ne yaptım, ne ettim diye düşünüp vakit kaybetmek yerine çalışıyorum. Hepsini kuruyorum kafamda. Oradan oraya gittim, oradan buraya geldim. Onunla tartıştım, onunla küstüm. Öyle oldu. Bütün olayları birleştirip sonuna getiriyorum. Tamam böyle diyorum. Onunla geçiriyorum, dinleniyorum. Geziyorum. Ailemle, eşimle vakit geçiriyorum. Peki diziyle ilgili son sorum olsun. Şimdi 2 sezon oldu. Bayağı bir set arkası anısı olmuştur. Var mı böyle bize anlatabileceğin işte çok güldük ya da çok ağladık. İşte şöyle de bir şey oldu hiç unutamıyorum diyebileceğin bir anı. Bir tane tuhaf bir şey oldu. Ben dizinin ilk bölümünden beri Baran'ın annesi Ayten'i hiç görmedim. Yani Barış olarak Baran'la Ayten yan yana gelmedi hiçbir sahnede. Vurulduğum sahnede yoğun bakımda rüyamda annemi görüyorum. İlk defa Baran'la annesi yani ben Ayten'le karşı karşıya geldim sahnede. Provada ağladım. Gerçekten? Evet. Prova yaparken ağladım. O kadar girdim duyguya. Yani Ayten'i oynayan Yağmur'u görünce ağladım. Ölen annemi görmüş gibi hissettim. Zor. Ama annem yaşıyor. Anı yaşıyorum. Baran oluyorum. O Baran
ceketini, gömleğini giyiyorum. Barış yok. O hayata giriyorum. Barış yok. Kesinlikle. Hatta Barış diye seslendiğinde tuhaf oluyorum. Gerçekten. Evet. Dönüp bakmıyorum falan. Ya şeyin, çok sevdiğim bir hocamın bir sözü vardı. Oyunculuk diyor ki, kontrol altında tuttuğun kontrollü kısmi şizofrenliktir. Ben onu hissetmeye başladığımı düşünüyorum. Çünkü bunu yaşadıysam olmuştur yani. Ben bundan korkuyor muyum? Korkuyorum. Bu gerçek bir şizofrenliğe dönüşebilir mi bilmem. Ama bu yüzden nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Ben mesela kadrajdan çıktığım gibi baran yok. Kadrajdan çıktığım gibi gülerim falan. Hemen. İkisini ağlama sahnem. Yapabiliyorum diyorsun. Karaktere girdim, karakter oluyorum. Bittiğinde Barış oluyorum. Baran hazır. Her zaman içimde. Onu hazır tutuyorum sete geldiğimde. Sahneye girince tuşa basıyorum, baran oluyorum. Öyle bir şey yani. Sosyal medyada da çok güzel bir kitlen var. Başında da biraz bahsetmiştik. Nasıl dönüşler alıyorsun? Çok şükür. Çünkü bu ekip, yani oyuncu kadromuz olsun, yapım ekibimiz olsun, senaryo ekibimiz olsun, herkes çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Bizim yapım ekibimiz çalıştığımız insanların karakterlerine çok önem veriyorlar işe alırken. Ondan kaynaklı biraz. Güzel insanlarla çalışıyoruz. Herkes için çok çok güzel yapıyor. Güzel bir özveri. Hani derler ya, emek varsa, o varsa, bu varsa falan filan, başarı kaçınılmazdır. Tabii. Peki bu şöhretin seni hiç korkuttuğu oldu mu? Hani bir anda böyle çok sevilen, çok tanınan bir isim haline gelmek. Hiç böyle korkuttu mu o şöhret seni? Yani ben hiçbir zaman, ben şu an çok tanınıyorum şeyine girmedim. Hiçbir zaman da bunun hesabını yapmadım. Çünkü ben olarak yaşamaya devam ediyorum. Yaşamaya da devam edeceğim. Sadece her sürecin, her yaşantının bir normali vardır. Bu da bu hayatın normali. Bunu yaşamak bu hayatın normali. O yüzden normal karşılamak lazım. Nasıl ki biz ticaret yaparken esnafta, sokaktan geçerken bütün esnafa hani günaydın abi, günaydın abi diye geçerken, o da o hayatın normali. Evet. Oradan geçen yabancı bir insana da tuhaf gelir. Herkes seni nasıl tanıyor falan. Aynı muhabbeti düşünüyorum yani. Bu benim için korkutucu bir şey değil. Sadece sorumluluk isteyen bir şey. Evet, kesinlikle. Yani korktuğum şey o sorumluluğu yerine getirememek olur. Oyuncuların üzerine böyle bir fazla mı sorumluluk yükleniyor peki sence? Sen öyle söyleyince o geldi aklıma. Hani oyuncudur işte, siyasi kimliğini belli etmesin oyuncudur işte, özel hayatını ifşalamasını belli etmesin oyuncudur. Hani daha böyle bir kısıtlı bir hayat mı yaşıyorsunuz? Bence öyle olmalı. Çünkü insanlar seni, hani oyuncusun, oynuyorsun, seni sen olarak tanımıyor. Mesela beni Baran olarak tanıyor. Baran'ı çok sevdiği için Barış'ı merak ediyor. Bu adam kimmiş diye. Ama sonuçta sen ona Baran'ı sunuyorsun. Yani Baran'ın insanların üzerindeki etkisini bozmaman lazım. Onların bir hayali var. İşte onun üzerine kurduğu bir düşünce var. O var, bu var. Hani bunu sosyal hayatında insanlara gösterip o gerçekçiliği, çünkü inanıyorlar. İnsanlar bazı şeylere inanıyorlar ya da inanmak istiyorlar. Sığınıyorlar falan. Senin öyle bir insan olduğunu düşünüyorlar. Ya da öyle olmanı istiyorlar, inanmak istiyorlar. O inancı kırmamak lazım. Evet. Bence o yüzden önemli yani. Peki oyunculuktan bahsettik. Bir de müzik alanında seni görüyoruz. Hani parçalarım arasında ben bir tanesini dinledim. İstersen ondan da bahsedelim. Muhtemelen biz yayınladığımızda dinlemiş olacak herkes, değil mi? Öyle evet. Biliyorum. 200. bölümde. 200. bölümde dinlemiş olacaklar. O alana yoğunlaşabiliyor musun? Yani müzik sesinin güzel olduğunu ne zaman fark ettin mesela? Sesimi biraz güzel olduğunu düşünmüyorum bu arada. Nasıl yani? Ben dinledim, çok güzel bir parça. Beste de çok güzeldi, sesin de evet, gayet. Evet, o konuda kendimi başarılı buluyor muyum? Evet. Çünkü şimdi bir şey yapıyorsan onu beğendiğin için yapıyorsun. Şimdi beğeniyorsan da yok ben bu konuda başarısızım diyemezsin. Hani fazla tevazu da kibirden gelir çünkü. Söz beste yapıyorum ben. Söz beste yaptığım için bunların bazılarını ben söylüyorum. Söylemek istiyorum ya da. Sesim güzel olduğundan değil, o şarkıyı söylemek istediğim için. Hani onu arabada dinlemek istiyorum. Yani niye şarkı, yani sorarlardı arkadaşlarım, sen şarkıcı değilsin niye şarkı yapıyorsun? Arabada dinlemek için. Hani güzel bir sebep. Benim şeyim yok yani, ben işte mesela oyunculukta var. Öyle bir hedefim var. Ama şarkı kısmında ben
herkesin tanıdığı, şarkılarını ezbere bildiği, milyonlarca dinlenen, işte binlerce kişiye konser veren bir adam olacağım diye bir hedefim yok. Onu daha keyfi yönden yapıyorsunuz. Keyfi hobi gibi ya. Hobi gibi yapıyorum. Söz beste yapıyorum sürekli. Dün bile yaptım yani. O ilham. Ama onu ben nerede kullanacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Sat gitsin ya. Ama söyle yani, bu arada sesin de gayet güzeldi bence. Hani i̇şte bir sürprizimiz var dedik yani. İşte dizide bir çalacak. Bir sürprizimiz var, hadi bakalım. Bu röportajı izlediklerinde yayınlanmış olacak, dinlemiş olacaklar. Sen dinledin. Evet, ben çok beğendim. Keyifliydi, güzeldi, ben beğendim. Dinlerim yani, açar dinlerim mesela. Teşekkür ederim. İzleyici de beğenecektir kesinlikle, İnşallah. Öyle düşünüyorum. İnşallah, bakalım. Peki biraz senden bahsedelim. Baran'dan bahsettik, biraz da Barış'ı tanıyalım. Benzer yönleriniz var mıdır ya da Barış nelere güler, nelere ağlar? Ben normal şartlarda hiç ağlamayan bir insanım. Gerçekten. Ağlayamayan bir insanım. Çok duygusalım ama ağlayamıyorum. Çünkü bende şöyle bir huy var. Zaafım olmamalı. Kendine çok mu yükleniyorsun? Bana mı öyle geliyor? Biraz yükleniyorum. Zaafım olmamalı. Çünkü hayatta hep sorumluluklarla geçirdim. Çocukluğum çok güzeldi. Çok geniş bir ailem var. Çok güzel bir çocukluk yaşadım ama çok fazla acı olay da yaşadım. Çocuk olmama rağmen. Travmatik şeyler miydi? Tabii ki. Ama bu şeyler beni soğukkanlı hale getirdi. Ben 10 yaşındaydım. Amcam 29 yaşındaydı. Ya benim şu anki yaşama yakında, benden bir iki yaş falan büyük düşün. Gözümün önünde vefat etti. 50 şuramda. O benim idolümdü. Onun gibi yürürdüm mesela. O deri ceket giyerdi. Ben de deri ceket giyerdim falan. Onun yaptığı, benim yapmadığım tek bir şey var. Aylardır yapmak istiyorum ama herkes karşı çıkıyor. Ayça olsun, işte eşim olsun, ailem olsun falan. Motosiklete biniyordum. Buna ben de çok karşıyım ya. Bir kere de olsa motosikletim olacak ve bineceğim. Daha aktif kullanmam, böyle çok gezmem, dolaşmam belki ama onu da yapmak istiyorum. Hani onu da bir kere yaşamak lazım. Ya çok büyük bir hız, bir şey. O yapmadığı sürece, her yok, şeyini tam zaten, takım giydiği sürece. Ben zaten hani eskiden öyle değildim kesinlikle. Yani çok hızlı araba kullanırdım. Her şeyi hızlı yaşardım. Yürürken hızlı yürürdüm. Herkes bana yavaş yürüyor falan. Kimse bana yetişemezdi yani. En çok Baran beni sakinleştirdi. Çok sabırlı bir insan. Bu karakter sana bayağı iyi gelmiş. Baran, hem şanslı gelmiş, hem karakterin evet. Anlamında hem kariyerin anlamında. Çok şükür. Ben Baran'ı hayal etmiştim zaten. İsmi Baran'dı zaten. Benim gerçekten hayal ettiğimde bunu daha önce de söylemiştim. Ben bir proje düşünüyordum. Böyle bir proje. Kan davası. Kan davası ama şey değil. Hani kan davasını bitirmek için kızla evleniyor gibi bir hikaye değil. Yine bir ağa. Aşiret yöneten bir ağa falan. İlla ki aşk olurdu gerçekleşseydi o proje. Aynı zamanda herkesin bilmediği bir özelliği vardı. İşte insanlara yardım ediyor, kurtarıyor, süper kahraman gibi. Onun adı Baran'dı işte. Ağaydı ve Baran'dı yani. Bu kadar denk töreydi. Gelir. Aynen. Ne güzel. Gerçekten ve bunu kimseye bahsetmemiştim. Hayallerinin. Ya benim böyle bir projem var kafamda, bir gün gerçek olur mu diye kimseye söylememiştim, anlatmamıştım. Zaten söyleseydin olmazdı, biliyor musun? Evet. Genelde öyle oluyor. Bir şey söylediğin zaman ve bir şey oluyor. Ve bu proje geldiğinde senin şu an söylediğini söyledim içimden. Dedim ki kimseye söyleme bu projenin olduğunu. Ben o süreçte 2 ay falan sosyal medyada hiçbir şey paylaşmadım. İlk paylaştığım şey dizinin fragmanı oldu. İnsanlar niye yok olduğumu anladılar. Herkes memlekette markette kasada duruyorum zannederken fragman paylaşına şok oldu. Şok oldu herkes. Evet. Sosyal medya dedin, aklıma geldi. Aktif kullanır mısın? Aktif kullanmaya çalışırım. Yani hoşlanır mısın? Severim yani, güzel videolar izlerim işte, komik videolar. Yani Instagram, YouTube. Daha çok YouTube'da mesela bilgilendirici videolar var. Bir şeyler öğrenmek, tarihi izlemek, işte röportaj izlemek, merak ettiğim birinin röportajını falan gibi gibi. Ya da mesela daha çok şey izlerim mesela. Dün baktım, saat kordonu nasıl kısaltılır falan. Hayat kurtaran bilgiler diyorsun. Ben bunu yapıyordum. Yani yapmayı biliyorum zaten. O saati bir türlü yapamadım. Sökemedim. Modelini falan yazdım. Nasıl sökülüyor falan. Tabii tabii, o işe yarıyor öyle, o tarz şeyler. Yemek tarifi. Yemek tarifleri.
Klasik herkesin. Peki, güzel. Evet. Kısa sorulara geçeceğim. Geçmeden önce son sorum olsun. Bundan sonrası için hedeflerin, hayallerini merak ediyorum. Kariyerin anlamında olabilir, hayatın anlamında olabilir. Neler? Yani şöyle mesela derler ya 5 yıl sonra kendini nerede görsün. Öyle değil de hani böyle daha ilerisi için şunu yaparım, bunu yaparım diye hedeflediğin, hayalini kurduğun şeyler var mı? Hedeflediğim şeyler var. Bu kesinlikle şey değil. İşte Türkiye'nin en ünlü oyuncusu olmak. Türkiye'nin işte en çok konuşulan oyuncusu olmak gibi şeyler değil. Hedeflediğim şeyler şunlar. Her projede güzel karakterler oynayıp, o karakterlerin hakkını verip o duyguları yaşamak istiyorum. Yani ben duyguları yaşamak istiyorum. Bir sürü duyguyu yaşamak istiyorum. Bu insani anlamda beni çok geliştiriyor. Empati duygumu arttırıyor. Ve kendim barış olarak yaşamadığım her şeyi özgürce yaşayabiliyorum orada. Evet, orası sınırsız bir alan baktığımız zaman. Yani orada sen ne yaparsan yap. Yani mesela ben ağlamayan bir insanım ya. Ama her insan ağlamalı, evet. Ya da ağlar. Kendini tutarsın, bak saçım bayağı beyazlar böyle. Benim en büyük şeyim bu. Takıt hatta öyle bir soru vardı sanki gördüm Twitter'da. Resmimi koymuşlar. Saçların niye beyaz bu yaşta falan diye. Stres. Yaşamamak, bastırmak. Ağlamıyorum mesela sahne. Oh mis gibi ağla gitsin işte. Bastırdığın çok duygun var mı? Bastırmak değil de sorumluluktan dolayı her şeye kendimi hazırlıyorum. Ben çocukken mesela kara tahtaya tırnağını vurduğunda bir ses çıkar ya. Ben onu duyduğumda epilepsi krizi geçirecek hale geliyordum. O yaşta bile gidip tahtaya şöyle yapıyordum. Yenmeye çalışıyordum şöyle. Neden? Çünkü zaafım olmadan. Çünkü biri onu kullanabilir. O zaafı kullanabilir bana karşı. Çok erken yaşta büyümüşsün ya. Vallahi, hayat. Hayat. Hayat şartları. Nasip. Evet. Ama hiçbir şeyin mesela benim modumu düşürmesine, enerjimi düşürmesine, eğlenmek istiyorsam o isteğimi, hevesimi kırmasına izin vermiyorum. Yani şu an mesela... Ama şöyle bir şey de var. Sonuna kadar mücadele ederim ben. Şu an mesela insanız, seni kırabilirim. Seni ama kazanmak için her şeyi yaparım onu telafi ederek. Belki ağzımdan özür kelimesi duymazsın ama kolay kolay. O da gururdan falan değil. Bunu söylemek yerine yapmayı tercih eden bir insan. Hani tamam özür dilerim diye değil de öyle şeyler yaparım ki daha anlamlı olur. Bir kere daha kalbimi kır dersin de özür dileyeyim istersin. Güzel. Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünüyorum. Hiç öyle bir şeyim yok. Yok mu? Yok. Gerçi hayatta her şeye hazırım ben. Evet, gerçi o kadar anlatmana rağmen bu cevap şaşırtıcı olmadı. Yani beni etkileyecek çok şey vardır. Ama mesela şu an telefonumu falan kaybetsem, telefonum olmasa ya da senin bundan sonra telefonun yok deseler, siz bilirsiniz. Her şeye hazırım diyorsun. Tabii. Güzel. Zaafım yok. Çevrenden kendin hakkında en sık duyduğun şikayet nedir? Şu sıralar işte biraz uykusuzluk. Bu arada ben onu da anlatayım. Bana kızıyorlarmış bazen. İşte kamera arkası görüntülerinde Yağmur çalışıyor. Ben onunla uğraşıyorum. Ya benim çalışmadığımı falan düşünüyorlar. Ben evde çalışıyorum. Ben sete hazır geliyorum. Ve kuruyorum, ediyorum, kafamda müziğini bile koyuyorum. Nerede çekeceğimiz herkesin artık... Herkesin çalışma şeyi farklı zaten, evet. Sistemi. Ben mesela şey yapıyorum. Şimdi yer belli. Yönetmeni tanıyorsun. Kiminle oynayacağını biliyorsun, oynayacağın kişiyi tanıyorsun. Atıyorum yapacağı bir hareket varsa onu da tahmin edebiliyorsun. Ha, muhtemelen bu lafı kullanırken şunu yapar falan. Her şeyi bildiğin için onu zaten kuruyorum. Kurgudan şu müziği koyarlar. Bunu söylediğimde yakınlaşırlar falan. Hepsini kuruyorum, çalışıyorum. Kafanda. O yüzden setim de eğlenceli geçiyor. Kafam rahat geliyorum sete yani. Hazır geliyorum. 20 sayfayı ezberliyorum, kuruyorum. Yayınlıyorum, geliyorum yani. Harika. Takıntı derecesinde bir huyun, bir özelliğin var mı? Var. Az önce söyleyemedim bu aralar çok şikayet ediliyor diye. Ha, evet, İkisi doğru. Aynı cevap. Sakalımı yoluyorum. Son zamanlarda yaptığım bir şey mi? Son zamanlarda hep yaptığım bir şey. Eskiden de bir ara yapıyordum bir dönem. Ama işte bir aylık bir süreçti.
Şimdi bu aralığı ne yapmaya başladım? Ben de rahatsız oluyorum Stresten mi ama acaba? stres bence. Strestir muhtemelen. Tırnak yemek gibi bir şey bu tırnak galiba. Yemek gibi aynen. Kızıyorlar sürekli. Kuaförümüz kızıyor, hocamız kızıyor. Kuaförümüz çünkü gelip Güzel. yapımcımız Sevda Hanım kızıyor. Ayça kızıyor. Ayça çok bilmiyor bunu gerçi. Onu görünce yapmıyorum. Hemen söyleyeceğim şimdi. Sevda Hanım da görmüyor da söylüyorlar. Şeyden dolayı söylüyorlar. Ya bunun sakalı Senin niye için yamuk? önemli bir şey. Bir kadının makyajı erkeğin sakalı Aynen niye derler yamuk bunun sakalı? Bu adamın sakalı niye yamuk diye kuaföre ya. kızıyor. Kuaförde Diyorum sana ki sakalı. benim yüzümden oldu diyorum. Olsun. Telafisi İyi olmayan olduğum bir için şey adam ne değil. yapsın? Asla tahammül edemem dediğin o şey nedir? Herkesin cevap verdiği şey söyleyeyim mi yalan falan. Evet, genelde yalan diyorlar. Ya herkes yalan söyler Yalan, abi. ben de onu diyorum. Yani hani Yani olur böyle tamam ufacık yalanlar hani. yalan söyleyen insan bile yalan söylenmesini istemez. Yalan söylemiyorum diyen yalan söylüyordur bu arada bence ya. Evet. Yani ufacık şeyler de olsa söyleniyor ya Yani hayatta. bütün yani kimin röportajını izlesem, nerede görsem ya da bir programda konusu açılsa bir yerde bir şey görsem yalan. Asla tahammül edemem. Tamam zaten bu bütün dünyanın ortak problemi. Evet. Yani yalan dünyanın en yalancı insanına sor. O da der ki ben yalan sevmem. Bana yalan söylenmesini Evet istemem. evet kesinlikle. Bence başka şeyler söylenmesi lazım bu durumda. Mesela. Benim mesela tahammül edemediğim şey üslup. Bana mesela bir şeyi üslubunla çok güzel yaptırabilirsin. Aynı şeyi isteyip üslupsuz bir şekilde isteyip zaten yapacağım şeyi yapmam yani. İnsan içinden Ama gelmiyor. öyle bir inatçılığım da var o konuda. Ağzına asla sürmediğin kokusuna bile tahammül edemem dediğin bir Alkol. yemek, bir yiyecek, yemek. Yok yerim her şeyi yerim. Hani domuz falan yemem. Ya tabii onlar ayrı şeyler alkollü. Yani onlar Yok dinen bir bildiğimiz şey. yemekler. Hani bildiğim böyle işte ben bunu da hiç yemem ağzıma sürmem dediğin herhangi bir yemek var mı? Yok yerim yani. Her şeyi yersin. Hatta dün bunu düşündüm biliyor musun? Eşimle konuşuyorduk. O söyledi. Ya ben bamya hiç sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. Annem bamya göndermiş falan dedi. Ben seviyorum dedim. Nasıl seviyorsun dedi. Dün öğrendi sevdiğimi. Sevmiyorum zannediyormuş. Haberi yok onun. Aynen. Ama genelde biz bu anket gibi bir şeye dönüştü programda. Herkese sorduğum için ortak cevap erkeklerden bamya geliyor. Ben seviyorum bamyayı. Ne güzel, sevindim şu anda çünkü ben de seviyorum. Ben seviyorum. Gayet güzel bir yemek arkadaşlar. Bamya yiyelim. Yiyelim, yedirelim falan diyormuşum. Peki, kıskanç biri misin? Var biraz. 10 üzerinden kaç? 10. Biraz. Ya kıskanç bir insanım. Gerçekten Eğer kıskanç bir gerçekten insanım. onun üzerinden olsa? Kıskanç bir insanım ama kesinlikle ortada güven varsa bunu yaşantıma aksatmam. Koymam yani oraya aktarmam. Yani kısıtlamaktır, odur budur, şuraya gidemezsin, şununla görüşemezsin, bunu yapamazsın, bu kim, şu kim falan huylarım yok. Ama kıskanç bir insan. Cimri biri misin? Yani bu bana en uzak şey. Gerçekten ben parayı yiyorum yani. Gerçekten bütün param yemeğe gidiyor. Çünkü kıyafet kolay kolay almam. İşte saat, o, bu, aksesuar şeylerim yoktur. Bugün taktım ama her gün takmam yani. Hiç kolumda göremezsin saat günlük hayatımda. Bileklik göremezsin. Bu da Hediye mi? hediye. Teşekkür ediyorum kendisine. Yüzüğüm babamın yüzüğü. Hepsinin bir anlamı var. Evet. Aslında. Saat eşimle beni tanıştıran ablamdan hediye. Bir ablamdan. Bir ortağımdan hatta. Cimrilik hayatımdan en uzak şey yani. Düşmanıma bile veririm. Paraya falan ya da mala kıymet veren bir insan değilim. Yani malına sahip çıkan bir insanım. Değer veren bir insanım. Çünkü o bir emeğin karşılığı. Evet. O da emeğime saygım olduğundan. Final sorusuna geldim. Üzerine bayağı konuştuğumuz, bir çözüme varabildik mi bilmiyorum ama hemen ben sorayım bakayım neler gelecek. Şimdi programımızın adı Yasemince İtiraflar. Gelen konuklarımızdan bizim için bir itirafta bulunmasını rica ediyoruz. Var mı bize verebileceğin, bu bombayı da patlatıyorum diyebileceğin bir itiraf? Yine 10 falandı galiba. Belki yakın bir tarihtir ona. Sen o yaşlarda bayağı hırçınmışsın anladığım kadarıyla. Ben çok şey yaptım. Düz duvara tırmanır derlerdi. Hala bizim çok geniş bir ailemiz olmasına rağmen şimdiye kadar benim kadar yaramazı gelmedi daha. Hala gelmedi. Benim yaptıklarımı yapan biri çıkmadı daha. Bir kamyona binip Antalya'ya gitmeye çalışmıştım o yaşta. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Yarı yolda inip tekrar dönmüştüm. Korktun mu geri? Yok korkmadım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Gittim ne yapacağım dedim ya. Bir anda indim döndüm. Değil mi?
tweet atmıştım. Bayağı bir soru gelmiş. Birkaç tane diyorum oradan hani böyle seçmece yapalım. Hem sen bak tweetin altına hem ben bakayım. Tamam. Birkaç tanesini yanıtlayıp öyle kapatalım programımızı. Doğaçlama ilerleyelim. Aynen, doğaçlama devam edelim. Mesela Barış'ı ikinci sezonda en çok zorlayan sahne hangisi oldu demişler ilk gördüğüm soru. En çok zorlayan sahne dizinin ilk bölümünün ilk sahnesi. İlk bölümünün ilk sahnesi. Aynen. Baran bir kabustan uyanıyor, odayı dağıtıyor falan. O sahnede kendimi biraz fazla odaklamıştım. Ve şimdi odayı dağıtma, çıldırma sahnesi ya. Keyiflidir de. Keyifli ama yorucu. Şimdi sağa sola ona kırıyorsun, bunu yapıyorsun falan. Şimdi bunun kameradan dolayı takip etmesi için. Abi önce şunu kıracağım, oradan buraya atlayacağım. Oradan buraya geçeceğim, oradan şunu çekeceğim, atacağım, arkama döneceğim, bunu yapacağım diye söylemen lazım. Çünkü adam seni çekiyor, nereye gideceğini bilmezse olmaz. Ben şöyle bir şey rica ettim. Dedim ki ben kendimi kaptıracağım. Bana o özgürlüğü verir misiniz? Sağ olsun hocalarımız, işte yapımcımız falan. Sağladım. Herkesten müsaadeyi aldım. O sahne tamamen doğaçlama, çoğu laflar dahil. Sahne dedin aklıma geldi. Ayağınla ilgili birkaç yorum gelmiş herhalde, bir sahne olmuş. Onunla ilgili bir açıklama yapmak ister misin? Ya bir ufak bir kaza geçirdim. Ayağım incindi. Ve o şekilde, çok ciddi bir şey değildi. Yani kırık falan değildi. O şekilde birkaç sahne çekildi, evet. Zor olmuştur ama. Sağ olsunlar, ona göre çektiler. Normalde sahnede ayaktayım, yürüyorum, volta atıyorum. Onu oturarak çektik falan. He, anladım. Güzel hileler var diyorsun. Tabii. Peki bakalım başka neler var? Durmak yok. Usta ve değerli oyuncularımızdan hangisiyle aynı projede yer almak ister diye bir soru var. Güzel bir soru. Çok sayabilirim ya. Çok sayabilirim. Mesela yani. İlk aklına kim geldi? Bir iki tane alalım. Haluk Bilginer, Halit Ergenç. Var birkaç isim daha var ya. Ha, bir şey gördüm şimdi. Demiş ki ilk soru cevap videosunda burçlarla ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Sonraki röportajında da işte burcum bu, yükselenim bu, ay burcum bu diye şey yapmış. Şimdi böyle düşünmekte haklısınız. Çünkü o videodan sonra bunun konusu açıldı. Bayağı bu işlerle ilgilenen bir arkadaşımızla. İşte sordu bana, ne zaman doğdun, saati hatırlıyor musun falan. Sorduk, öğrendik, ettik. Senin burcun kova, yükselenin aslan, ay burcun akrep dedi. O kadar. Böyle ama öğrenmiş oldum. Özelliklerini biliyorsun. Bilmiyorum yani. Özelliklerini bilmiyorsun. Biraz biliyorum, o da herkesin bildiği kadar. Bir ünlünün hayatı film olsaydı ve Barış başrol oynasaydı hangi ünlü olmasını isterdi o kişinin diye sormuşum orada. Çok var. Mesela yapıldı, yapılmasaydı Barış Akarsu isterdim. Aa bak, evet, çok güzel. İsmail de güzel oynamıştı onu ama evet, sana da yakışırdı. Tebrik ediyorum kendisini. Çok güzel de film olmuş. Çünkü düşünmüştüm bir ara bunu. Sonra yapılınca da mutlu oldum. Ha, iyi ki yaptılar yani. Bir şey alerjisi var mı demişler. Niyeyse ben de merak ettim. Yok. Yok, alerji yok. Editleri gördüğünde neler hissediyor diye sormuşlar. Canlı göstereyim. Mesela aldım telefonu. Şu anda dolanıyorum. Açtım mesela, şunu gördüm. Falan filan. Aa ne kadar güzelmiş diyorum. Beğeniyorum. Ya da ya beğeni atıyorum çok beğendiklerimi. Ya da benim bir klasörüm var, oraya kaydediyorum. Güzel. Yani takip ediyor arkadaşlar yaptığınız editleri. Ve çok başarılı buluyorum maşallah yani. Uğraşıyorlar. Güzel. Sağ olsunlar. Son olarak da demişler ki onu çok sevdiğimizi iletir misin? Ona sarılıyoruz, selamlar söylüyoruz demişler. Biz de buradan iletmiş olalım. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Yani destekleri, sevgileri çok yürekten, çok içten. Bunu da çok güzel hissediyorum. Ve bunun karşılıklı olduğunu bilsinler istiyorum. Daim olsun diyelim. Daim o zaman. Olsun. Programımızı kapatalım yavaş yavaş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.